İmam Ahmed diyor ki, bakıyor o zamanın alimlerine, herkes Kur'an mahluk diyor. Herkes Kur'an mahluk diyor. Ya arkadaş, Kur'an'ın mahluk olmadığını herkes biliyor. Niye Kur'an mahluk diyorsunuz? İmam Ahmed tasvir ediyor kendi dünyasında. Niye bu insanlar bunu yapıyor diyor. Bakıyor ki, Kur'an mahluk diyenlerin hepsi yönetimi şakşaklıyor. Hepsi yönetimdeler. Hepsinin oradan bir geliri var. Ve İmam Ahmed bakın kardeşlerim şu müthiş tespiti yapıyor kardeşlerim. Çok önemli kardeşlerim burası. İmam Ahmed diyor ki kardeşlerim, helal ve haram yemeye dikkat etmeyen alim hakkı ortaya koyamaz diyor. Bakın, helal ve haram yemeye dikkat etmeyen alim hakkı ortaya koyamaz diyor. İmam Ebu Hanife görev alsaydı, İmam Ahmed görev alsaydı ne olurdu? Bir şey olur muydu? İslam devletinde görev almış, ne kadar güzel değil mi? Ama kardeşlerim, bakın çok önemli, kendilerini şüpheli olan şeylerden bile uzak tutmak için yanaşmamışlar. Ve İmam Ahmed'in bu sözü tarihe geçmiş. Hangi alim ki diyor, helal ve haram yemeye dikkat etmezse hakkı ortaya koyamaz diyor. Onun cesaret olmaz diyor, korkar. Kimden korkar? Allah'tan değil, yönetimden korkar, sultandan korkar, halifeden korkar. Adını siz koyun ama korkar. Neden? Çünkü ne diyorlar kardeşlerim şu anda? Meşhur bir söz var. Kimin ekmeğini yersen onun kılıcını sallarsın. Ekmeğini yiyenler Kur'an mahluk demişler. Ekmeğini yemeyenler zindana razı olmuşlar, açlığa razı olmuşlar, kırbaca razı olmuşlar. Ama Kur'an kelamullah demekten vazgeçmemişler. Bundan vazgeçmemişler.